Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarına hoş geldiniz. Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz'a dönüyoruz. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Evet, aslında Japonya'nın oto ihracatı %40 oranında düştü. Asya borsalarındaki seyir nasıl gidiyor? Bununla alakalı nasıl bir kapanış gerçekleştirdi? Senden alalım. Pelin, merhabalar. Hemen Asya borsaları bir taraftan da gözüm ekranda. Şimdi genel olarak yeşillerle başlamıştı ama Şangay'da ve Seul'de kapanışlar eksi oldu. Hafif de olsa eksi oldu. O gün içerisindeki momentum devam etmedi. Kırmızı oldu ama özellikle Hong Kong'a dikkatini çekmek isterim. Son bir senede tabii Çinli teknoloji devleri orada listeli. Özellikle Alibaba çok hırpalandı, biliyorsun. Başına gelmeyen kalmadı diyebilirim ama bu ayında en iyisi Alibaba oldu. Bir taraftan da tabii orada moralleri düzeltti. Hang Seng Teknoloji Endeksi özellikle 4 gündür rallide, bugün de %3'e yakın yükselişler gördü. Hala kapanmış değil ama şu anda %2.5 yükselirken görüyorum. Genel olarak tabii ki Amerika'daki havadan da etkileniyorlar, pozitif havadan son günlerde. Şimdi Japonya enteresan, şu açıdan enteresan Pelin. Genel ihracatta %13'lük bir artış var. Yavaşladı, bir önceki %26'ydı ama oto sektöründe tabii çok ciddi bir düşüş oldu. Çakılma dersek abartmış sayılmayız. %40 düştü. Orada neler oldu diyebiliriz. Tabii dünya dış ticareti için de önemli. Otomotiv sektörü için de önemli. Bir defa çip zaten bildik tanıdık bir gerekçe. Onun haricinde tabii diğer otoparçalarda da sorunlar oldu. Örneğin Güneydoğu Asya'dan kaynaklı ya da Çin'den kaynaklı sorunlar oldu. Ve bir taraftan da tabii ki genel o tedarik için zincirlerindeki problemler, deniz nakliyattaki problemler hepsi Japonya'da otomotiv sektörünü vurdu. Çoğu fabrika aksadı diyebilirim. Onun haricinde enerji ve emlak diyeceğim sana. Emlaktan iyi haberlerim yok. Şöyle iyi haberlerim yok. Pekin'de ve Çin çapında 70 büyük kentte diyebilirim. Pelin, 2015'ten Ağustos ayına kadar her ay aslında ortalama fiyat az da olsa artmıştı, hiç düşmemişti. 6 sene sonra Eylül ayında aydan aya baktığımızda fiyatlarda düşüş var. Çok böyle sembolik, şimdilik çok düşük bir seviye ama tabii kırmızıya döndü. Bir eşik olur mu olmaz mı? Şimdi bunun birazcık korkusu var. Son olarak Pekin'de enerji gündemi var diyebilirim. Gerçekten çok yoğun ama şöyle özetleyeyim, lafı da uzatmadan, Çin hükümeti bütün enerji üreticilerine, ister nükleer olsun, ister hidroelektrik olsun, ister kömür olsun, elinizden ne geliyorsa yapın, enerji arzını güvenceye alın diyor. Çok teşekkür ediyorum Sadi Kaymaz, aktarmış olduğum bilgiler için diyoruz. Asya notlarını burada noktalıyoruz. Yatım kulübüne başlıyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Yatırım Kulübü'ne tekrardan hoş geldiniz. Bugün değerli konuğum Ekons Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk bizlerle birlikte olacak. Ferhat, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, ABD'de tahvil faizleri yükselirken dolar endeksi birazcık daha orayı telafi etmeye çalışıyor. Piyasalar üzerinde yine bunun etkisini görüyor olacağız. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam ediyor olacağız. Kritik bir gün yarın, özellikle Merkez Bankası beklentini de alıyor olacağım ve piyasalar üzerine etkisini de değerlendiriyor olacağız. Ama öncesinde bir Gedik Yatırım'a dönelim. Gedik Yatırım'dan Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda, piyasalara baktığım zaman 1433 puandan işlemden geçen BIST endeksi 0.24'lük primlenme söz konusu. Dolar TL'de ise dün 9.25 seviyesine kadar geldikten sonra bugün yarım puanlık bir yükselişle burada da 9.34.64 seviyesinden de işlemden geçiyor. Piyasalar neyi fiyatlıyor ve beklentilerimiz nasıl gün içerisinde? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şimdi bizim içeride yarınki Merkez Bankası bekleniyor. Dolayısıyla biraz Merkez Bankası'nın etkisinin ben fiyatlara yansıdığını düşünüyorum Borsa İstanbul nezdinde. Özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana beklentiler biraz daha yarınki toplantıda bir faiz indirimi gelecekmiş şekilde. Özellikle kurdaki fiyatlama biraz bu yönde bize gösteriyor. Borsa İstanbul'da da aslında teknik açıdan özellikle de geçtiğimiz haftadan bu yana 1400 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını koruyor olması hem satışlar
sınırlı kalmasını sağlıyor. Hem de yukarı yönde hareketini bir miktar daha desteklemeye başlamış durumda. Aslında teknik açıdan biz hala net bir şekilde yön yukarı diyemiyoruz. Özellikle de yarınki karar sonrasında eğer 1408 ve 1411 desteklerinin üzerinde hala seyrini korumayı başarırsa bu doğrultuda önümüzdeki günlerde en azından 1435 seviyesinin üzerinde 1450 ve 1460'lara doğru bir hareketten bahsetmek mümkün olur düşüncesindeyim. Dolayısıyla da yarınki karar öncesi bugün yeni bir oluşumdan bahsetmek bence biraz daha zor. Temkinli seyrini korumaya devam edebilir. Özellikle 1408-1435 aralığında belki gelgit bile izleyebiliriz. Bu açıdan yatırımcıları da uyarmak isterim. Küresel tarafta da bir tarafta ABD'de gelen güçlü bilançolar fiyatlara olumlu bir şekilde yansıyor. Özellikle ABD borsalarında alımları desteklemeye devam ediyor. Diğer tarafta da Asya'da Çin Merkez Bankası'ndan gelen nakit enjeksiyonuyla beraber biraz daha piyasaların desteklendiğini de görmüş olduk. Ama daha çok ABD'deki şu bilanço sezonunda iyi gelen karların aslında bir miktar daha ben etkili olduğunu gözlemliyorum. Aslında diğer taraftan da tabii ki hem petrol fiyatlarındaki yükseliş olsun, enflasyonist endişeler ve buna bağlı olarak aslında küresel büyüme hızının yavaşlayacağına dair sinyaller, bunlar aslında hala konuştuğumuz konu başlıkları olarak kalıyor. Sadece yeni olarak bilançoların biraz daha desteklediğini görüyoruz ama bilançoları çıkardığımız zaman o mevcut risklerin devam ediyor olması aslında endeksler üzerinde de hala bir baskı yarattığını ben gözlemliyorum. Dolayısıyla dışarıda tam manasıyla risk iştahında bir toparlanma yok. An itibariyle ABD vadeleri ve Avrupa endekslerinde de hafif satıcılı seyirler söz konusu. Günün geri kalanında dışarıda Fed üyelerinin konuşmaları, bir de akşam saatlerinde 5 kitap raporunu takip ediyor olacak. Çok ciddi bir hareketlilik yaratması beklemez. Biraz da Amerika'da bilanço sezonu olması sebebiyle bilançolar yakından takip edilmeli düşüncesindeyim. Yani Borsa İstanbul için de dediğim gibi yarınki kararı bekliyoruz. Karar öncesinde temkinli seyir korunacaktır. Şimdilik hani 1400-1435 aralığındaki seyrini koruyor. 1435 üzerinde güçlü kapanışlar bu yükselişi destekler ama bunun için biraz kararı görüp o faiz kararına dair belirsizlik ortadan kalkması gerekiyor ki piyasa biraz daha rahatlayıp ona göre bir yön bulması kolaylaşır düşüncesindeyim. Çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ, aktarmış olduğun bilgiler için diyoruz. İyi seanslar dileriz sana da. Evet, ben değerli konuğumla birlikte devam etmek istiyorum. Aslında Eda'nın da bıraktığı yerden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı var yarın. Borsa İstanbul'da yayın öncesinde de seninle konuşuyorduk. Buradaki primlenme söz konusu küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen bilançolar var. Çin'in likitte desteği, enjektesi var. Ve kısıtlayıcı düzenlemelerin geride kalma düşüncesiyle birlikte bir miktar daha küresel borsalarda bir yeşil tablonun hakim olduğu, risk iştahının açık olduğu bir gündeyiz. Ama bunun yanı sıra ABD tahvil faizleri de yükselmeye devam ediyor. İçeride de pozitif bir hava hakim. 0.22'lik sınırlı bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. Yarınki kararla birlikte nasıl şekillenir Ferhat? Senin beklentin nedir yarın merkez kararında? Tabii yarın Merkez Bankası'ndan piyasa beklentisi gibi benim de bir faiz indirimi olacağı yönünde. Burada da ben 100 bas puanlık bir indirim olabileceğini düşünüyorum. En azından geçen ayki konjonktüre baktığımızda ve bu ayki söylevlere baktığımızda en azından bir 100 bas puanlık bir indirim gelecekmiş gibi duruyor. Burada aslında enflasyonist görünüm ya da hani küresel taraftaki enflasyonist baskılar çok fazla faiz indirimini desteklemese de Merkez Bankası biraz daha büyümeyi destekleyici politikalar çerçevesinde faiz indirimini devam ettirecekmiş gibi duruyor. Bu da tabii ister istemez Türk lirası üzerinde ve Türk lirası varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Biz burada özellikle Türk lirası cinsinden uzun vadeli tahvil faizlerinde bunun etkisini görüyoruz. Eğer yarın bir 100 bas puanlık indirim olursa bir kez daha o tarafın arttığını göreceğiz. Çünkü enflasyon beklentileri uzun vadeli, orta ve uzun vadeli artmaya devam ediyor ve edecek gibi duruyor bu görüntüde. Bu da ister istemez bu tahvil bono faizleri üzerinde bence yukarı yönlü hızlanmayı artıracaktır. Bu da tabii uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin tüm firmalar açısından olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Bu anlamda Merkez Bankası'nın atacağı adım belki büyümeyi desteklemek amacıyla atılacak. Fakat günün sonunda bence uzun vadeli borçlanma maliyetleri tarafında bir miktar firmalarımız açısından
risk oluşturabilir kanaatindeyim. Evet, 3. çeyrek bilançolarını da takip ediyor olacağız ve 9 Kasım'da da bunun başladığını görüyor olacağız. Banka karlılıkları vesaire derken burada Borsa İstanbul nezdine dönecek olursak Ferhat, Borsa İstanbul nezdinde bankacılık tarafında sert kayıplar vardı. Dün bunun bir telafisini gördük, özellikle bankalar nezdinde %2.52'lik bir primle kapatmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada burada da yatay bir görünüm var. 0.10'luk primlenmeyle birlikte 1236'dan geçiyor. Bankalar tarafı yarınki karardan nasıl etkilenir? Ben faiz indirimi olması durumunda olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Yani bu da aslında biraz daha bu biraz önce anlattığım tahvil bono faizi hareketiyle paralel şekilde olacak. Çünkü bankaların portföyünde önemli miktarda devlet tahvili ve hazine bonosu var. Burada faizlerin artması demek bu portföylerin değerinin kaybetmesi demek. Bu da ister istemez bankoyuz kaynaklarına yansıyacaktır, karlılığa yansıyacaktır. Bu anlamda banka karlılığı açısından çok olumlu bir tablo bizi beklemiyor gibi duruyor. Burada tabii şu andaki erken diye tabir ettiğimiz faiz indirimleri aslında önümüzdeki dönemde daha yüksek montanlı faiz artışlarına yol açma riski de mevcut. Bu da tabii orta vadede bankaların net faiz marjı üzerinde de bence baskı oluşturacak unsurlardan biri olarak ön plana çıkacaktır. Bu anlamda ben bankacılık sektörü açısından çok olumlu konuşamıyorum. Hı-hı. Mevcuttaki para politikası çerçevesi içerisinde. Aynı zamanda tabii küresel tarafta da bono faizlerin, tahvil faizlerinin yukarı gittiği bir süreçten geçiyoruz. Burada hem ABD tahvillerinde yukarı yönlü hareket var. ABD tahvillerini geçtim. İşte burada diğer G10 ülkelerinde de yani ABD... Almanya 10 yıllıklarına bakıyoruz. -0.10'lara kadar geldi. Neredeyse sıfıra gelecek. Negatif faizli tahvil stoğunda önemli bir eğrime var. İşte Avustralya keza öyle, İngiltere keza öyle. Yani aslında tüm ülkelerin tahvil faizlerinde bir yukarı yönlü hareketin tetiklendiğini görüyoruz. Biz dolar endeksindeki son 1-2 haftadır gevşemeydi. Aslında biraz daha diğer merkez bankalarının daha hızlı hareket edeceği beklentisiyle durulduğu bir görüntüde görüyoruz. Yani örneğin İngiltere gibi mesela. Evet, İngiltere, Avustralya. Yani bu gibi ülkelerin biraz daha erkene çekebileceği faiz artırımını beklentisiyle biz dolar endeksinin daha sakinleştiği bir döneme girdik. Aslında bu gelişmekte olan ülkeler için, biz gibi gelişmekte olan ülkeler için maalesef çok olumlu bir tablo değil. Peki şimdi burada yani bir tarafta merkezin kararını, içerideki iç hikayeyi takip ederken ABD'den gelen verileri ve yine buradaki rakamları da takip ediyoruz. 10 yıllıklara bakıyorum şu anda an itibariyle 0.85'lik primlenmeyle birlikte 1.6520'den geçiyor. Dolayısıyla buradaki yükseliş dolar endeksine biraz daha yansımamış. Dolar endeksinin biraz daha burayı telafi etme çabası var. 94'ün altında fiyatlanmaya devam ediyor. 93.78. Senin de az önce dediğin gibi Fed'den önceki merkez bankalarının atacağı hamleler. Dün Fed başkanlarından da yine konuşmalar vardı. Waller tarafından yüksek enflasyonun yakın zamanda yavaşlamaya başlamaması halinde Fed'in faiz artırımı için zamanı öne getirebileceğini de söyledi. Böyle bir senaryoda yani endeksler üzerinde S&P'ye bakıyoruz, rekora yakın bir seviyede kapatıyor. Böyle bir senaryo endeks üzerinde nasıl bir etki yaratır? Yani burada aslında en büyük risk endeksler açısından tüm merkez bankalarının hızlı sıkılaştırmaya gitmesi, beklenenden hızlı bir sıkılaştırma patikasına gitmesi. Yani şu andaki mevcut konjonktür aslında nedir? 2022 ortasında tapering'in sona erdiği bir görüntü ve daha sonrasında da faiz artırımlarının en azından 2022'nin son çeyreğinde ilk faiz artırımıyla beraber başlayacağı şeklinde. Bunun daha da ötesinde bir hızlanma tabii borsalar açısından çok olumlu bir tablo olmaz. Çünkü bu noktada aslında biz tahvil faizlerine de özellikle 2 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık tarafa yansıdığını göreceğiz. Fakat şu andaki görüntü bence çok aşırı rahatsız edici değil. Yani baktığımızda halen 1.65 seviyesi bize yüksek gibi gelse de daha önceki dönemlere baktığımızda aslında çok da aşırı sert bir yukarı yönlü hareket görmedik. Burada enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler biraz risk unsuru. Eğer bu kalıcı olursa yani OPEC Plus'tan da buraya yönelik bir destek gelmezse ve biz bu kışı gerçekten 90-100 dolarlar konuşulan Brent petrolü de görmeye başlarsak bu noktadan sonra bence artık merkez bankaları açısından alarm zillerinin çalmaya başladığı bir döneme gireceğiz. Çünkü enerji çoğu tüketicinin harcama sepetinde önemli bir yer tutuyor ve bu tarafta yaşanacak artış diğer tarafı da tetikleyeceği için artık bir yerden sonra fiyatların arttığı fakat talebin düşmeye başladığı bir senaryo. Yani stagflasyona
benzer bir senaryoya doğru bizi götüreceği için bu aslında merkez bankaları için en istenmeyen, en korkulu senaryo. Bu anlamda biraz daha en azından piyasayı yönlendirmek açısından kendi para birimlerinin değerini koruyucu ve mümkün olduğu kadar emtia fiyatlarındaki artışı sınırlayıcı aksiyonlara gireceklerdir. Peki sanayi sektörü anlamında ne düşünüyorsun? Yani Borsa İstanbul özeline tekrar dönecek olursak, sanayi hem pandemi döneminde de ciddi ralliler yaptı ve bankacılık tarafında geri çekilme devam ederken hep Borsa İstanbul'da telafi çabası sanayi tarafında oldu. Ve biz genelde geçmişte aslında bankalar tarafında yükselişle birlikte Borsa İstanbul'un yükselişine alışıktık. Bunu biraz daha pandemi dönemiyle birlikte tersine döndüğünü de gördük. Ne dersin, bunun devamını bekler miyiz sanayi tarafında? Bence sanayi tarafında bunun devamını beklemek lazım. Bunun da aslında altında yatan en önemli temel etken yurt dışı talebin halen kuvvetli olduğu ve bizim ihracat rakamlarından da görüldüğü gibi ya da sanayi üretim endeksi rakamlarına da baktığımızda aslında sanayi sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada karlılıklar da olumlu gidiyor. Ve özellikle kur artışı tabii ister istemez bu firmaların hem cirolarını artırıyor hem de TL bazında karlılığını artırıyor. Bu bakımdan da aslında hisse değerleri açısından şu anda TL bazında ucuz kaldıklarını da görüyoruz. Bu anlamda bu taraftaki rally bence devam edecek. Yani en azından Borsa İstanbul'u taşıyan ana endeks olmaya devam edecek sanayi tarafı. Bankacılık tarafı dönem dönem rally'ye kalksa da yani bir iki aylık dönemlerde işte bunu yazında gördük. Hani bazı dönemlerde görüyoruz. Fakat bence genel anlamda sanayinin altında kalacak bir performansı yani yaklaşık son 4-5 yılda olduğu gibi göreceğiz diye düşünüyorum. Bankacılık endeksi açısından maalesef çok olumlu konuşamıyoruz. Yani karlılıklar iyi olsa da bankacılık sektörünün tabii hisse olarak da yapısal sorunları var. Yani yapısal sorun derken şundan bahsediyorum. Temettü tarafında çok diğer firmalara göre BDDK iznine tabi olduğu için daha kısıtlı. Sürekli olarak öz kaynak yaratması gerekiyor. Burada para politikasından çok sert bir şekilde etkilenebilen bir bankacılık sektörü var. Bu anlamda bankacılık yerine sanayinin önde koştuğu, dönem dönem bankacılığın yetişmeye çalıştığı bir endeks projeksiyonu orta vadede bizi bekliyor gibi duruyor. Enerji grubu için ne dersin? Enerji tarafında tabii şimdi enerjide bir dağıtım şirketleri, bir de üretici şirketleri olarak bakıyor olmak lazım. Üretici tarafta tabii biraz daha fiyatların yukarıya gittiği, küresel tarafta enerji fiyatlarının yukarı gittiği ortamda bu firmalar açısından olumlu bir tablodan bahsedebiliyoruz. Tabii ki maliyetleri de artıyor. Fakat burada özellikle hem yenilenebilir tarafı dolar cinsinden gelirleri olduğu için olumlu olarak devam edecektir. Diğer tarafta da tabii ister istemez enerji fiyatlarının yukarı gittiği ortamda hem ciro hem karlılık TL bazında artacağı için bu tarafta da olumlu konuşulabilir. Dağıtım şirketlerinde de tabii burada biraz daha cirolardaki artışla beraber karlılık görebiliriz. Fakat burada biraz daha regülasyona bağlı olduğu için devletin daha çok karlılığı üzerinde etkili olduğu bir dönemden geçeceğiz orada. Bu anlamda hani enerji ve elektrik fiyatlarını yakından takip ettiğimiz bir dönem olacak. Evet, şimdi şurada da yani aslında yatırımcının bir tarafta da, yani borsa yatırımcısının gözü bir tarafta da aynı zamanda dolar TL'de. Şimdi gelişmekte olan ülke kurlarında bir baskının oluşabileceği bir döneme tekrardan girebiliriz. Yani o dönemin içerisindeyiz ama bu devamı veya işte ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ya da DXY tarafındaki hareketleri izleyerek biraz daha takip ediyoruz dedin. Şimdi istersen tabloya da bakalım. Bir aylık gelişmekte olan ülke kurlarına baktığımız zaman şu anda Türk lirasının birazcık daha iç hikayesiyle beraber 0.43'lük değer kaybıyla buradaki en fazla değer kaybeden ülke para birimleri arasında yer alıyor. Bir üstünde ise Rus rublesi var. Endonezya rupisi ise en fazla değer kazanan para birimi olarak son bir aylık performansa baktığımızda görüyoruz. Bunun devamını bekler misin? Yani dolar TL'deki bu yükseliş 9.30'un üzeri 9.34-25'ten an itibariyle geçiyor. Yarınki karar mesela fiyatlara girdi mi? Burayla başlayalım istersen. Yani yarınki kararın 100 bas puana kadar ben girdiğini düşünüyorum. Eğer 100 bas puanın üzerinde bir indirim olursa tabii daha sert bir hareket görebiliriz dolar TL tarafında. Burada sert saatlik pik hareketler yani 9.80 ona doğru eğer 200 ve 300 bas puanlık bir indirim hani piyasanın beklentisinin ötesinde bir hareket görürsek orada sert bir hareket görebiliriz. Fakat 50 ya da 100 bas puan bence fiyatların içerisinde o anlamda 9.30-9.50 arasında şu andaki görüntü teknik olarak en azından biraz daha tepe yapma
isteği içerisinde olan bir dolar TL var. Buralardan sanki biraz daha 9'lara doğru bir düzeltme çabasında, yani eskaza 50 ya da herhangi bir faiz indirimi olmazsa 9 ve 8.80'e kadar düzeltme yapabilecek bir dolar TL mevcut. Fakat şu andaki görüntü en azından 100 bas puanlık indirimde biz 9.15-9.30 bandında dengelenmeye çalışan bir dolar TL göreceğiz gibi en azından bu ay için bize gösteriyor. Peki merkezin projeksiyonunda kurdaki hareketlenmeyi biraz dikkate alır mı? Yani kurdaki seviye yükseldikçe merkezin işte çekirdek enflasyonu eğer göz önünde bulunduracaksak buradaki enflasyonda bir zirve yaşandı mı yoksa yaşanmaya devam edecek mi? Ya da manşet enflasyonda bunların her biri yine beklentiler arasına giriyor ama yarın pas geçme ihtimali var mı? Pas geçme ihtimali var. Yani aslında işte birazcık da bizi ve bütün piyasayı zorlayan şey de bu. Yani iletişim tarafı biraz son dönemde sıkıntılı gidiyor. Yani sürpriz kararlara biraz daha açık bir hale geldi. Bu da ister istemez insanların kendini koruması konusunda, hedge konusunda zorlayıcı bir etki yaratıyor. Ve ona bağlı olarak da aslında kararlardan sonra sert volatiliteler görmeye alıştık. Bu anlamda hani pas da geçebilir. Aslında pas geçmesi gerekiyor bence ve çoğu ekonomiste göre de. Fakat başka bir motivasyonla Merkez Bankası burada yani büyüme motivasyonuyla hareket ettiği için yani enflasyon görünümüne bakıyor olsak burada pas geçmesi gerekiyor. Hatta belki de artırım yapması gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü küresel tarafta da enflasyon baskısının arttığı, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskılarının arttığı bir dönemdeyiz. Fakat şu andaki görüntü Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelecek. Bu da ister istemez Türk Lirası'nın yine diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla olumsuz tarafta yer aldığı bir tabloya bizi götürecek. Peki böyle olunca yani Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla Borsa İstanbul korelasyonu kopar mı? Yoksa yani kur ve Borsa İstanbul korelasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bunu daha önce de koptuğu zamanları yaşadık biz. Evet. Bu anlamda ben çok fazla hani eskiden bankacılık sektörü, biraz önce konuşmuştuk, bankacılık sektörünün ağırlığının çok yüksek olduğu dönemlerde bu korelasyonun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Fakat şu anda sanayinin daha böyle ağırlığının arttığı bir endeksle karşı karşıyayız. Tabii bu da ister istemez sanayinin gelirlerini de artırıcı bir etki olduğu için Türk Lirası'ndaki değer kaybı özellikle ihracatçı sektörler açısından. Bu anlamda tam tersi hatta bazı dönemlerde dolar TL'nin yükseldiği ve aynı zamanda borsanın da rally yaptığı dönemleri gördük. O açıdan baktığımızda aslında Türk Lirası'ndaki değer kaybı illaki Borsa İstanbul'a negatif satış olarak yansıyacak diye bir kural yok. Ben hatta olumlu bile olabileceğini özellikle bazı şirketler açısından düşünüyorum. Evet, küreselle paralelliğini devam ettireceğini düşünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Ferhat, aktarmış olduğun bilgiler katılımın için diyoruz. Ferhat Yüksel'le birlikte Borsa İstanbul ve kur tarafına beklentilerimizi aktarmış olduk. Bu kez kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından banka karlılıkları nasıl gelecek, tüm bunları ayrıntıları konuşuyor olacağız. Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da 0.13'lük geri çekilmeyle birlikte 1428 puandan işlemden geçerken Dolar TL'de ise bugün yükselişin devamını görüyoruz. Yine Dolar TL'deki işlemlerde de 0.50'lik yön yukarı 9.34.92 seviyesinden de işlemden geçiyor. Dolar Endeksinde de DXY tarafında ise yatay bir görünüm hakimken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de 1.64.80 puan üzerinden de devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, 9 Kasım bankalar için özellikle yine önemli bir tarih. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da banka karlılıkları nasıl bekleniyor? Tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere araştırma masamıza dönüyoruz. Kutay Korap bizlerle birlikte. Kutay, banka karlılıkları nasıl gelecek? Nasıl beklentiler var? Bununla alakalı bilgiler senden alalım. Evet Pelin, 2021 yılının 3. çeyreğine dair finansalları toplamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Özellikle gelecek hafta Borsa İstanbul'da banka hisselerinin, banka şirketlerinin daha doğrusu finansalları 3. çeyreğe dair paylaşılması bekleniyor. Burada biraz önce senin de bahsettiğin gibi 2021 yılının Kasım ayının 9'unda ise solo finansalların son gönderim tarihi olduğunu da paylaşmış olalım. Biz burada kurumlar bankalarda nasıl bir karlılık bekliyor? Hem çeyreksel hem de yıllık bazda tablolar neyi gösterecek şeklinde bir derleme toplama yaptık. Burada öncelikle garanti yatırımla başlayayım. Mesela garanti yatırım
2021 yılının 3. çeyreğinde çeyreksel bazda bankacılık sektörünün karının %20, yıllık bazda ise %26 oranında artışlı 6 milyar TL kar açıklamasını beklediklerini, bununla birlikte bankaların yılın 3. çeyreğinde öz kaynak karlılığının ise %12.4 olacağı yönünde tahminlerini paylaştığını görmekteyim ben. Şimdi burada banka ve kurum nezdinde derleyip toplamalara bakarsak bir örnekle başlayayım. Örneğin İş Bankası'nı alayım. Burada 2 milyar 355 milyon TL kar bekleyen vakıf yatırımı görüyorum İş Bankası'nda. Yapı Kredi Yatırımı 2 milyar 297 milyon TL kar beklerken bu tablonun ortalaması en sağda toplanmış durumda. O da 2 milyar 339 milyon TL'lik bir kara işaret etmesi bekleniyor İş Bankası'nın 2021 yılının 3. çeyrek karlılığında. Mesela Garanti Yatırım İş Bankası için 3. çeyreğe dair notlarına baktığımda ise burada kredi büyümesi diğer özel bankalara göre zayıf olduğunu, fakat kredi mevduat makasına baktığımıza göre burada çeyreklik olarak 60 bas puanlık bir güçlü görünümde olduğunu aktardığını söyleyeyim. Çeyreklik marj artışı beklentisi ise 40 bas puan seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Diğer taraftan bakıyorum, kamu bankalarını irdelemek gerekirse burada da yatırım finansmanın 3. çeyrek beklentilerine istinaden hazırlamış olduğu raporda şunu aktarmışlar. 3. çeyrekte de bankalar arasında kamu ile özeldeki keskin ayrışmanın devam etmesi yönünde beklentilerini paylaşmışlar. Örneğin Halkbank tarafında TL marjlar yüzünden %1 civarında öz sermaye karlılığı açıklamaya devam etmesi yönünde beklentilerini paylaşırken, Vakıfbank tarafında ise TL marjlarda kısmi iyileşme ile sınırlı karlılık artışı kaydedebileceği yönünde beklentilerini oluşturmuşlar. Burada bakıyorum 717 milyon TL 3. çeyrekte Vakıfbank için kar beklentisi oluşurken, Halkbank için ise ortalama 83 milyon TL seviyesinde bir tahmin oluşmuş durumda olduğunu hatırlatayım. Genel tablo bu şekilde. Dediğimiz gibi gelecek haftalarda finansalları takip etmeye başlayacağız. Burada özellikle yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı tabii ki de burada hem Borsa İstanbul hem de bankacılık sektörü özelinde önem atfederken, diğer taraftan da gelecek hafta şirketlerin bu beklentiler doğrultusunda oluşan karlılıklara istinaden verecekleri veya açıklayacakları kar performansları hisse bazlı hareketlere de neden olabileceğini hatırlatmış olalım Pelin. Evet Kutay, bankacılık tarafında da yine fiyatlamaları son kez aktaralım. Borsa İstanbul'da 0.40'lık geri çekilmeyle birlikte dün %2'nin üzerinde primlenme yaşamıştı. Burada bir negatif seyir bugün söz konusu. 1229 puandan işlemden geçerken sınai tarafında yatay bir görünüm. Borsa İstanbul'da 0.11'lik burada da geri çekilme var. Yön arayışı devam ediyor diyelim Borsa İstanbul'da. Evet, bununla birlikte yatırım kulübünü burada noktalayalım ve Asya piyasaları diyelim. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte, Dubai temsilcimiz. Ersoy, söz sende. IMF tarafında özellikle MENA büyümesine yönelik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik bir büyüme beklentisi var. Bununla alakalı diğer haber akışlarını da senden alalım. Tabii ki Pelin. Öncelikle Asya tarafında bugün çok net yön yoktu. Hong Kong %1'in üzerindeki artısıyla ayrıştı ama Japonya çok artıda, Çin ve Güney Kore ise eksideydi bugün. Petrol fiyatlarında çok fazla dalgalanma olmadı. 84.7 dolar civarındayız Brent tarafında. API'den rakamlar geldi. Haftalık stoklarda artış vardı. Orta Doğu tarafında ise haber akışı biraz daha fazlaydı. Sen de söyledin, IMF aslında pek çok bütün bölgeler için bunu açıkladı ama Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi için bu sene büyüme beklentisini %4.2 olarak belirledi. Özellikle petrol fiyatlarının yukarıda olması Körfez bölgesindeki ülkelerin büyümesi açısından bu sene gayet olumlu bir görüntü sergileyecek. Diğer taraftan bu Abraham Anlaşması imzalanmıştı İsrail ve buradaki pek çok ülke ile. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ticaretin arttığına dair haberler vardı bugün. Bu arada İsrail Başbakanı Bennett de Birleşik Arap Emirlikleri'ne
davet edildi. Eğer gelirse ilk İsrail Başbakanı olacak Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Diğer taraftan Suudi Arabistan'daki elinde tuttuğu Amerikan tahvillerinden 4 milyar dolarlık satış yaptığına dair haberler vardı. Asya dışında en çok satış yapan haber. Katar'da kabine değişikliği oldu. Eski QNB CEO'su Ali Al-Kuwari yeni Maliye Bakanı oldu. Son olarak da Expo'dan hep bahsediyorum. Bugün Türkiye pavyonu açılacak. Buradan da ben oraya gideceğim. Bu haberle sözü sana aktarayım. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Kazancı. Aktarmış olduğum bilgiler için diyoruz. Ersoy Kazancı'nın da bahsettiği gibi hem Brent tarafında hem de NYMEX tarafında da yine Amerikan Antik Petrol tarafında bugün eksi tarafta düşüşün olduğunu da söyleyelim. Ve Asya piyasalarını da burada noktalayalım. Sözü Fokus programına bırakalım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.